Evet, fütüvvetin semerelerinden, herkesin fütüvvetin semerelerinden takdir ettiği hususi bir eseri fütüvvetin aynı olmak üzere kendinde bulundurmak. Şimdi bunu tarif ederken Kur'an'a şöyle diyor. Bütün bu işaretler çerçevesinde bildireyim ki henüz bunları bilmeden, yani bu meseleleri, bu hakikatleri daha henüz idrak etmeden önce ve ihtiyarımda olmadan, elimde olmaksızın ihtiyarımda olmayan bir yönelişle bir yere yönlendirildim. Elimde olmadan, ihtiyarımda olmadan bir yönelişle diyor, başucu eseri olarak sahip olduğum eser Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin fususu ilkemidir. Fütüvvet sahibi olma hasabıyla. Yani o mizaçta, o hususiyette olduğum için diyor, bana o fütüvvetin semeresi olan bir şey takdim edildi. Benim ihtiyarımda beni Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yönlendirdiler diyor. Sebep de zaman ve mekan hususiyetleriyle alakalı tabii. Bu hususun hikam eserine yöneldi diyor. Üstadımın ilhamını aldığı eser ise İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubu. Yani Üstad İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden fütüvvetinin karşılığı semerelenmiş. Kur'an'dan da buradan semerelenmiş. Ama enteresan bir cümle sarf ediyor burada Kur'an'dan. Vahdet-i Vücut ve Vahdet-i Şuhud bahsinde görüleceği üzere Muhyiddin Arabi'nin eserde, İmam-ı Rabbani'nin ise müessirde derinleşmesi söz konusu. Yani biri Allah Celle Celaluhu, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Allah'ın Zat-ı Fakir Sübhanesi'ne nispet içinde derinleşmiş. Muhyiddin Arabi Hazretleri de Allah'ın yarattıkları üzerinde. Biri Allah'ta, biri Allah'ın yarattıklarında. Allah'ın yarattıklarında derinleşen Muhyiddin Arabi Hazretleri. Mizaç farkına ait bu hususiyetler, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri mizacı oydu, Muhyiddin Arabi Hazretleri mizacı oydu, onun için öyle yönlendirdiler. Bu ait diyorum, bu hususiyetler bizim için Rabbani mizaçlar, yani bizde nasıl gerçekleşti bu diyor. Üstadım İmam-ı Rabbani'ye yöneldi, ben Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yöneldim. Neden böyle oldu diyor, onu açıklarken işte ilginç bir şey söylüyor. Bu hususiyetler diyor, bizim için Rabbani mizaçla Muhyiddin Arabi'ye yönelmek ve toprak seviyeli insan ve toplum meselelerimize ait ölçülendirmelerimizin ip uçlarını batın külliyatından devşirmek usulünü verir diyor. Yani ben diyor üstadım gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne yönelmedim. Beni Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yönlendirdiler. Ama diyor bende de üstadımdan gelen Rabbani mizaç söz konusu. O Rabbani mizaçla ben Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yöneldim. Bu da zaman ve mekan hususiyetlerinde tecelli etmesi gereken hakikattir. Bunun adı da Büyük Duyip'tadır. Yani Büyük Duyip da İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Büyük Duyip da Muhyiddin Arabi Hazretleri'dir. Onun için de kumandan bir söz söylüyor. Mesela herkes bakıyor ne diyor, ne kadar da yüksekten attı. Büyük Sahibi Nursi Hazretleri diyor, gördüğü rüya bakımından bizim kadromuzdur. Hayal ettiği şey buydu çünkü. Bizim kadromuzdur diyor. Yoksa orada ben ondan büyüğüm, o benden büyük, öyle bir şey demiyor ki. Hayal edilen şey olarak. Allah Resulü'nün fert hakikati, sahabinin topluluk hakikati bugün gerçekleşmesi lazım. Biz de bununla mükellefiz. Büyük Doğu İddia'da bunu fikir bazında takdim olarak bize sunmuş. Bize de anlamak düşüyor. Anlayabilmek için de bu derinliği yakalamak gerekiyor. Yoksa ben iddiacıyım. Var bundan bana yan bakan falan filan. Kafana saksı düşüyor, geberip gidiyorsun. Sen ne uğraşacaksın? Bu kadar basit. Öyle bir şey yok. Burada muazzam bir derinlik var. Onun için kumandan bunu idrak edelim diye batın nispeti olmadan iddia anlaşılmaz diyor. Ne demek batın nispeti? Allah Resulü'nün iç alemi ya. Ona nüfuz etmeden mümkün değil. Yani bunu ayırdığın zaman geriye kabadayılık kalır. Orada da şöyle derler hani elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu parlıyorsan derler. Bir yersin elin yumruğunu görürsün. Aklın içine ama bu derinlik varsa onu hissedersin. Kendi yumruğunu da kuvvetli zannetmezsin. Acziyetini itiraf edersin. Bu sefer sana tasarruf gelir. O zaman güçlüsün işte. Yani Şahin Akçıvent Hazretleri'nin dedikleri gibi. Yani sizde kibir var gibi bir imada bulunuyorlar. Evladım diyor bizdeki kibir değil, kibriya. Allah'ın azameti sinmiş üzerimize sen onu kibir zannediyorsun. Yani hikmet gözüyle bakamadığın için sen öyle zannediyorsun diyor. Ama Şahin Akşibend Hazretleri o çapta bir insan olmasaydı da bu sözü söylemiş olsaydı. Ne kadar garip olur. Yani
Hem kibir yapıyor, hem de bir de bak üstüne de takaza yapıyor. Ben öyle değilim diyor falan. Bunlardan tabii boş söz çıkmaz. Evet, bitiriyorum son cümle. Şey, başlığa gelemeyeceğiz gibi uzun sürecek. Şu cümleyi de okuyayım, bitireyim. Evet, burada Muhyiddin Arabi'ye yönelmek, yani Rabbani Mizaç diyor. Ben de o üstadımda var olan Rabbani Mizaç, İmam Rabbani Hazretleri'nin şey yani manası diyelim. Rabbani Mizaç'la Muhyiddin Arabi'ye yönelmek ve toprak seviyeli insan ve toplum meselelerimize ait, yani sosyal hadiseleri halletmek için, onların haline dair bir fikir ortaya koyabilmek için Rabbani Mizaç'la Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne el atmak zorundaydı. Mukadderat bunu gerektiriyor. Bunu da ben kendim yapmadım. Takdir edilmiş olan bir şeydi. Her zamanın bir gerekliliği var ya, içinde bulunduğumuz 21. asrın gerekliliği de bu. Onun için bizden başka, Büyüklü İddia'dan başka, İslam aleminde teklif sunan ikinci bir kadro yok. Yok. Böyle kırık dökük yapılan şeyler var fikir beyanı. Ama böylesine bir bütün halinde terkibi hükümlerle eşya ve hadiseyi zapt rapt altına alabilecek bir fikir hamulesi oluşmadı. Bu da zor olduğu için kimse de buna yanaşmıyor. Hatta bazı hain taife de şöyle diyor. Nasıl olsa anlaşılmıyor diyor. O da ondan seviniyor hain. Nasıl olsa anlaşılmıyor. Ama bir anlaşılırsa, bir anlaşılırsa, şimdi Batı'nın da korktuğu. Bak kumandanın 99'da içeri alınmasının temelinde de bu yapıyor. Şimdi sadece öyle sosyal hadiselerdeki vaka olarak bakarsan bitti gibi diyor. Herkesin başına geliyor hapse düşmek, işkence görmek. Burada öyle bir şey yok. Burada daha derin bir mana var. Yani ruhlar aleminde nasıl bir şey varsa, yani daha doğrusu ruhlar alemi demeyelim de, bu metafizik alemde, fizik ötesi alemde nasıl bir şey varsa, bu hayatta da var. O hayatta, yani cinler, ruhlar, neyse o metafizik varlıklar aleminde de ömür tarafın güçlü olması hasebiyle oradan da buradakiler destek alıyor. Yani cismani olarak mücadele eden kafir ve münafık oradan destek alıyor. Şimdi o desteğin kırılabilmesi için bile bu manaların idrak edilmesi gerekiyor. Şimdi bu manayı idrak etmiyor da adam Müslüman namaz kılıyor, Müslüman. Diyor, ben cinlere inanmıyorum. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn diyor Allah Celle Celaluhu. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye. Ne diyorsun bu ayete? Ya falan filan. Oğlum ayeti inkar ediyorsun, farkında değilsin. Önemli değil diyor adam. Düşünebiliyor musun? Bir de bunları idrak edecek bu adam ki kurtulacağız. Ya bela üstüne bela yani. Ha, onun için diyorum. Her zaman az bir topluluk, hakikate tabi, irfan kisvesi içinde ortaya çıkmış az bir topluluk, çok topluluğu yenmiştir. Çok adama da ihtiyaç yok onun için. Bunların tasarrufu büyüktür. Şimdi biz o tasarruf ehline yardımcı olmaya çalışalım ki Allah ümmeti bu vesileyle kurtarsın. Yani fütüvet ehli olalım ki çileyi biz çekelim. Üstad diyor ya kumandana, biz diyor bu milletin enayisiyiz diyor kumandana. Kumandana estağfurullah efendim. Yok yok diyor, estağfurullah gerek yok. Memnunuz bu halimizde. Fütüvet ehli çünkü. Necip, soyu temiz. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu nasıl geldi? Alından alına nur şeklinde. Gele. Hiç kaybolmadı. Mevla ne derse o. La havle ve la kuvveti illa billah. Kuvvet ve kudret sahibi Allah'tır ya. O nuru ta Adem Aleyhisselam'dan beri getirdi. Amine validemize. Oradan da tecelli etti. Nur bu. Hakikat bu. İdrak bu. Şimdi hani Allah Celle Celaluhu diyor ki. Ne diyor? Onun için işte Şems-i Tebriz Hazretleri'nin sözü müthiş. Bunu her tarafa levha yapmak lazım belki. Mevlana Hazretleri'nin meclisinde söylüyor bunu ya. Bırakın diyor Allah ne dedi peygamber dedi. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Yani bu idraka ne kadar yanaştın? Bundan haber ver bana. Kuru kuru ayet okuma bana diyor. Kuru kuru hadis okuma bana. Kuru kuru evliya kelamı nakletme. O hikayedir. Allah'ın ordusu olarak o hikayeleri bana nakledebiliyor musun? Bunu nakledebilmek için de irfan sahibi olman lazım. Günde 7 sayfa menakıp okuyun diyor veliler. Evliya menkıbeleri. Bunlar çünkü ilahi ordulardır. Kalbe takviye olur. Sen şimdi cebine takviye yapmaktan fırsat bulamıyorsun ki. Hocası acısı böyle. Yani takviye başka taraflara yapılıyor. Çünkü herkesin itibar ettiği o. İtibar edilen dünya, ahirete itibar eden yok.
Kur'an'a itibar eden yok ama herkes de Müslüman oluyor. Onun için işte Abdülkadir Geylani Hazretleri, Müslüman mısın? Diyorsun. Müslümanım. Vallahi değilsin diyor. Kalbinde diyor olmadık şirkler var. Ne ararsan var kalbinde. Ne ararsan. Alman'da şirk, Vermen'de şirk, iyilik yapıyorum görüntü. Hepsi şirk. O sefer de küsüyor. Ne yani biz Müslüman değil miyiz? Ya veli söylüyor bunu ya. Sahtekarlık yapmıyor. Efendi babanın Alaeddin Efendi baba kutusu söylüyor. Dediği şey. Ya bunlar ağızdan boş laf çıkar mı ya? Zahirde ve batında alip. Secdede, anlı secdedeki adama sesleniyor. Ey anlı secdedeki kafirler. İki namazı mı sünnetini okuluyor adamlar. Allah muhafaza. İşte bu delillik olmayınca bunlar da anlaşılmaz. Oradan ya bunlar da herkesi kafir yaptı. Yok biz kimseyi kafir yapmadık. Herkes Müslümandır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslümandır. Hiç bundan şüphe yok. Ama nokta nokta. Bir de arka tarafı var. Ne kadar Müslümansın kardeşim. Her an kılıcın altında kellen gitmeye meyyal bir pozisyon yaşıyorsun. Hiç de ondan çıkmak istemiyorsun. Memnunsun. Çünkü nefs onu sana kabul ettirmiş. Kendini zorlayamıyorsun. Bunlar zor işler diyor nefs. Ya bu kadar yani şurada pişkilik, şurada bir tavla, şurada bir nargile, şurada falan. Ya nefes payı git ne yapacaksan yap yani o da hadi diyelim. Bir de bak böyle bir şey var. Bu da senin için. Başkası için de değil. Yani. Bu senin için ya. Ama ümmet için buna niyetlenmezsen kendine bir şey kazanamıyorsun. Ümmet için. Hütümet eyle olacaksın. Allah rızası için, bu ümmetin kurtuluşu için ben çırpınacağım diyeceksin. Allah da sana yardım edecek. Gönlüne bir hoşluk verecek. 5 kuruş para vermeyecek sana. Ama bütün dünyayı verdiği adamdan daha huzurlu olacaksın. Bunu garanti ediyor Mevla. İşte orada da güvenme meselesi. Güvenemeyişimizin sebebi de bu hakikatleri idrak edememek. Bu inceliklere vakıf olamamak. Bir yandan da hani kimseye de tenkit babında söylemiyoruz bunları. İnsanlar perişan. Onlara da bir şey öğretmek lazım. Tabii ki ayet okuyacağız, hadis okuyacağız falan filan. Yani zahiri manada da bunlar yapılacak. Ama daha akıllılar, daha ciddi olanlar bu inceliklere vakıf olmanın da yollarını bulmak zorundalar. Yani. En azından ulema diye geçinenler hiç olmazsa. Hani bizim gibi avamı geçti kenara da ulemayım diyenler buna talip olmak zorunda. Başka çare yok. Evet, bitiriyorum. Batın külliyatından devşirmek usulünü verir. Yani Rabbani mizaçla Muhittin Arabi'ye yönelmek ve toprak seviyeli insan ve toplum meselelerimize ait, yani sosyal hadiselere ait, siyasetle, içtimaiyatla, iktisatla alakalı her meselemize ait ölçülendirmelerimizin ip uçlarını, onların şer hadiseleri yapıyoruz ya, o el atışta bir tavrımız var bizim, o tavrın ip uçlarını batın külliyatından devşirmek usulünü verdi bana diyor bu. Verir diyor. Onlardan aldım diyor. Eşya ve hadiselere el atma şeyini, becerisini Rabbani mizaçla el attığım Muhittin Arabi Hazretlerinden aldım diyor. Usulünü verir. Ondan sonra da hükmü koyuyor. Büyük Doğu iptal, yani İslam'a muhatap anlayışı bir kül halinde, bir bütün halinde bu anlayışı hakim kılma mihrakıdır. Büyük Doğu'da İslam'ı muhatap anlayışı bir kül halinde hakim kılma mihrakıdır. Büyük Doğu'da bu. Bir bütün halinde bu anlayışı, yani bu bahsettiğimiz anlayışı Rabbani mizaçla Muhittin Arabi Hazretlerine el atıp eşya ve hadiselere nüfuz etmenin ilk uçlarını bulma hadisesi. Büyük Doğu budur diyor. Büyük Doğu'da budur.